Herkese merhaba arkadaşlar, selamünaleyküm. Soğuktan, rüzgardan gözler açılmıyor. Mart geldi, kazma küreği gerçekten yaktıracak duruma geldi yani. Şuraya bakar mısınız ya, ne çok kar yağdı bizim buraya. İki gündür yoğun bir şekilde kar var arkadaşlar. Gerçekten valla maşallah, mevsimler mi kaydı artık yoksa ne oldu bilmiyorum. Ama bir yandan iyi, güzel oldu. Diğer yandan Mart'ın sonuna yaklaştık artık. Hayvanlarımızı biz mereye koymuştuk. Biz biraz daha rahat ediyorduk. Ama bu şekilde de çok zorluk oluyor. İşte hep hazır yediği için biraz zorlanıyoruz açıkçası arkadaşlar. Bugün neyse çok güzel. 11 aydır beklediğimiz an geldi arkadaşlar. Dün gece şahane bir çocuğumuz daha oldu. Bir o eksikti çiftliğimizde. O da tamamlandığına göre muhteşem bir çiftlik oldu arkadaşlar. Hadi gelin çok vakit kaybetmeden hemen çocuğumuzun yanına gidelim. Bir bakalım miniğimize nasıl bir şey. Ben gördüm, o kadar mutluyum, o kadar tatlı bir şey ki arkadaşlar. Eminim sizler de çok seveceksiniz ve yani çok seveceksiniz, bambaşka bir şey. Neyse hadi gelin. Şuradan bir bismillah çekip içeri girelim. Ta 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 da. Sen nesin böyle? Ha? Miki fare. Asya'yı da tamam bilmişsiniz. Asya'yı zaten takip edenler bilir arkadaşlar doğum yapacağını. Ama diğer yandan Karagül'ü ilk aldığım zaman karnı çok kocamandı. Şimdi de kocaman da biraz daha eritti en azından. Korkma kızım. Karagül'ü doğurmuş sanmışsın ama yok arkadaşlar, Karagül doğurmadı. Afurun arkasına girmiş cimcimi orada. Şimdi bunlara ot yem de vereceğiz. Bakın bakın nasıl yaklaşıyor. Yakalayayım ben şu fındığı. Fındığı ben bir yakalayayım. Ağzın ne senin öyle? Eşek sıpası senin, sıpa. Dur kız. Bu arada dişi arkadaşlar kız. Ben hayvancılık yapmak istemiyorum ama hayvanların her zaman dişisi olması beni bir tık daha mutlu ediyor. Bilmiyorum neden ama saçları babasına benziyor arkadaşlar. Babası siyah kara gel vardı ya, onu sattık arkadaşlar. Karagül geçemedin mi kızım? Dön de geç. O yüzden saçları siyah. Şimdi hemen size yakından da göstereyim. Ya çok güzel ya arkadaşlar. Maşallah değil mi, olur mu? Nazar değilsin bu miniğimize. Bak bir şey için ısırırım ama. Isırırım her yerini. Karagül niye geçemedin kızım? Atla, korkma, atla ya da geri çık. Gel. Karagül gel anne. Gel. Şşt. Ne oldu? Gel. Gel kızım. Gel. Kıskanıyor vallahi herhalde çocuğu. Ananın karnının altına girip durma. Bir yakalayayım seni. Gel. Dur korkma, gel. Korkma, iyi bir şey yapmıyor mu bu cimcimeye ya? Kulaklarına sayayım seni. Hadi bakın şunu. Arnında çok az. Annesi gibi bir beyazlık var arkadaşlar şurada. Bacaklarında yok ama kirpikleri ve saçları siyah. Bakın saçlara, bakın saçlara. Cimcimenin saçlarına bak. Arkadaşlar şimdi şunu söyleyeyim. Karagül geç kızım. Afurun arkasına girdin de. Nasıl bir kıskanç şeysin sen.
deniyor. O daha önce arma olmuş ya. Atlar gerçekten yavrularına çok daha böyle bağlı ve düşkünler. Korkma korkma gel. Annem gel korkma gel. Korkma kızım. Bir de ikisi de dertmeliyormuş benim Allah. Karagül yanaşık durma, belli olmazsın senin ipin sırtı. Korkuyorum ben bu karagülden. Tekmeyi yerim valla. Cimcime kız. Arkadaşlar atlar 11 ay taşır karnında yavrularını. Yani neredeyse bir sene yavru taşıyorlar Allah maşallah. Şimdi atların %95'i arkadaşlar gece doğum yaparmış. Biraz araştırmalarıma göre ben Asya'nın doğum anını çekmeyi çok istiyordum ama anlamadım, daha önceden hiçbir sayım olmadığı için arkadaşlar, yani atlarda tam anlayamadım ne zaman doğurur, nasıl doğurur, yani ne belli olur falan hiç bilmiyordum ben atlarda. O yüzden Asya'nın doğum anını çekemedik ama sabah bir baktık, karşılaştığımız manzara çok güzel bir şey. Korkma gel gel. Ben bu cimcimeyi elime alıştıracağım arkadaşlar. Şimdi çok ürkek ve korkak olur Taylan. Büyüdükçe daha çok alışırlar bana. Şey de öyleydi. Asya geldiğinde de çok ürkekti. Ama zamanla alıştı. Şimdi biraz daha ürküyor benden ne de olsa ama yine de alıştı biraz daha. Bu cimcimenin ismini daha hala koyamadım arkadaşlar. Yani içimde hala bir Haydi diyesim geliyor. Haydi'mizi verdik biliyorsunuz ki. Karagül Allah aşkına git kızım. ama farklı da güzel bir isim koymak istiyorum bu cümcümeye. Böyle annem korkma de, korkma. Hayır şöyle uyuyacağım bu cümcümeyle ya. Tüyleri falan her şeyi annesine benziyor. Korkma gel, her şeyi annesi. Sadece en çok benzeyen yeri ağzı kara, annesinin ağzı kara. Kirpikleri ve saçları babasına benziyor. Babası simsiyahtı bilirsiniz ki. Gel. Ay. Prenses. Gel prenses benim prenses. Gel gel korkma, tatlı şeyim benim. Korkma korkma. Buna bir de boncuk takalım mı biz? Bir tane boncuk getireyim mi? Ben boncuk takalım. Hadi git. Hadi git. Gel lan kız. Kiyik yavrusuna benzemiyor mu? Gel kız buraya. Cimcime. Sen bir boncuk takalım. Hemen kaçıyor. Kuyruğa bak. Neredesin gel. Gel gel gel.
Boncuk boncuk boncuk. Harry titriyor yavrum. Ha, çok güzel. Çok güzel oldun. Çok çok. Çok güzel. Çok güzel oldun. Cümcüme. Cümcümesin. Vay seni vay. Vay sopa seni vay. Bakalım ben seni çekebiliyor mu? Oo, kocaman bir sesim kızı. Çok güzel oldu benim kızım. Kuyuna bak ya. Dansan kuyuğu gibi. Güzel kız. Saçları da çok güzel benim kızım. Saçları da çok güzel ya. Keşke senin doğum anını çekebilseydim. Sürekli anasını emiyor bu şey ya. Cimcime benim ya. Cimcime kızım benim ya. Biraz ürkek ama alışacağız değil mi? Prenses. Kız dur. Deli. Deli kız. Olma kızım, bir şey yaptığım yok bu çirkin kızına. Çirkin kızına bir şey yaptığım yok. Hadi git. Ne fena ya, ne fena ya. Neyse öyle zaman zaman. Yani her gün uğradıktan sonra bana çok kolay bir şekilde alışır. Daha yeni doğdu çocuk, daha bir günlük. Öyle. Hemen alışamaz kerata. Bayağı güzel kar yağdı ya dışarıda. Bunlar da arpalarını yesinler arkadaşlar. Suyunu içti Asya. Karakolu şimdi oradan çıkartacağım. Ben de çıkmaz. Kendi en iyisi geri geri kendi ben yokken çıkar arkadaşlar. Ben de eve artık gideyim. Bu cimcimeyi sevdiğimize göre arkadaşlar. Şey söyleyeceğim. İsim aklınızda düşünceniz varsa yani yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Yorumlardan güzel bir isim seçelim bu prenses kıza. Ha? Ne dersiniz? Şöyle arkadaşlar, babamlar da ot getirdi. Kar yağacağını beklemiyorduk kar yağınca. Otları aldılar, geldiler kamyonla. Allah'tan yollar açık. Şöyle güzel yonca karışık bir ot arkadaşlar. Kar yağınca bizim eşkal. Durum böyle. Bereket arkadaşlar. Kar da güzel bir şey ya. Valla. Güzel bir şey. Ama işte bizim burada ağaçlar biraz daha geç çiçek açıyor. Bolu merkezde falan yani Türkiye'nin çoğu yerinde ağaçlar çiçek açmıştı. Umarım inşallah onlar donmaz. Çünkü çok soğuk arkadaşlar. Burası -10'u falan geçiyor. Geceleri daha fazla. Gündüzleri bile -8, -9 gösteriyor mesela. Ama geceleri daha soğuk oluyor. O yüzden bunları dona çekmiştir diye düşünüyorum. Bakalım şöyle şurada tomurcuklanmış ama bizimkiler daha çiçek açmadı. Evet, küçük miniğimiz doğdu arkadaşlar. 11 ay sonra
beklenen geldi. Sürekli bekliyorduk Mini'yi. Sizden ricam, az önce de söylediğim gibi arkadaşlar, yorumlara isim istiyorum arkadaşlar. Bakalım en güzel isim ona ne yakışacak. Bu arada dişi, onu söylemiş miydim? Söylemiştim arkadaşlar. Kız. O yüzden kız isimleri sizden bekliyorum. Ben de daha fazla üşümeden eve gireyim artık. Buz gibi arkadaşlar hava gerçekten. Burnumdan da belli oluyor. Buzlara bakın ne kadar kalın tutmuş. Hadi kendinize çok çok iyi bakın. Bugün Tayla güzel bir video oldu. Merak edenlere gösterdim arkadaşlar küçük Mini'yi. Başka videolarda inşallah bol bol görürüz. Ama sizden ricam maşallah demeyi unutmayın, olur mu? Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Hayırlı Ramazanlar. Görüşürüz.